Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Günaydın. Evet sevgili dostlarım. Kuşlarımızı bıraktık ama dün akşam 6 tane file verdik. Bir tanesi şu an gelmiş. Yavru postalardan. 2, 5 de burada. 7, bir tane orada. 8. 8 tanesi gelmişti. Bak bir tane de şuradaymış. Şimdi gördüm. Burada bir tane beyaz var. Diğer yavrular nerede onu bilmiyorum. Orada geldi mi 9 oluyor. 5 tane daha eksiğimiz var. Daha. Bunlar geceye kaldı. Dün akşam karanlık çöktükten sonra 6 tanesi gelmedi işte. Çabuk! Sen hep böyle yatıyorsun lan. Evet. Hadi kızım. Kızım mısın, oğlum musun? Çözemedim seni de. Aha o da gitmiş. Ve oradaymış. Öbürleri yok. Harbiden yavru postalardan sağlam fileydik, sağlam. Hiç böyle hayal etmemiştim. Hiç böyle hayal etmemiştim arkadaşlar. Nasip kısmettir. Her zaman söylüyorum. Nasipten öte köy yok. Nasibimizde varsa yavrularımız gelir. Yoksa da yapacak bir şey yok. Yok, yavrular hiç burayla ilgilenmiyor bile arkadaşlar. Şuraya bak. Aha bak kalktı oraya. Annem garibi çıkarmış. Gariba ne zaman büyür ya? Garip. Hiç burayla ilgilenmiyor şu an. Odağını tamamen yeme vermiş. Beyaz yavru tek var burada. Geri kalanları yok. Dediğim gibi bu da kalkıp duruyor, gidip geliyor. Arkadaşlarını arıyor herhalde. Hiç böyle hayal etmemiştim gerçekten. Hiç böyle hayal etmemiştim arkadaşlar. Hayalim çok farklıydı. Gökyüzünde en az bir 25-30 tane yavru. Ama dünkü yükselişimiz biraz sarpa sardırdı. Şu an bakın beyaz yavru orada. Burayla hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Ben aslında yavru postaların bu kadar zor olduğunu düşünmüyordum. Ama bunlar bayağı bir zorluk çıkarmaya başladılar bana.
Zamanla düzelirler mi? Ya da gidenler gelir mi? Bilmiyorum. Nasip kısmet. Gerçekten tecrübeli abilerim varsa aranızda bu konuda bana biraz yardımcı olurlarsa yorumlarda onlara canı gönülden teşekkür ederim şimdiden. Yani ben gelebileceklerini düşünüyorum. Gelirler diye düşünüyorum. Eksiğimiz olur mu? Muhakkak olur. Olmazsa da gerçekten şanslıyız derim. Şu an nereden baksan bir yerde 25-30 tane kuş var. Ama oradaki yavru burayla zerre ilgilenmiyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle o arkadaşlarını arıyordur da. Bakalım ya. İnşallah gelir yavrularımız. 6 tane eksiğimiz var arkadaşlar. Çok güzel bir şey oldu. Bak bir tane daha geldi. Aha bir tane geldi mavi. Şimdi şu arkadan geldi. Şu taraftan geldi ama. Bak şurada birisi var. Büyük ihtimalle bu da bizden. O tarafa doğru kaydı. Hadi inşallah inşallah. Bakalım biraz umutlanmaya başladım. Aha beyaz da orada. Nereden geldi bu? Mavi. Hiç bilmiyorum. Gel. Gel. Elimde çiftleşecek neredeyse ha. Hadi mi? Şükür. Gel. Sen ben normalde benden korkuyorsun ne oldu? Normalde benden korkuyorsun ne oldu? Gelin bakın size ne göstereceğim. Fındık ağacım fındık vermiş ha. Bak. Fındıklara bakın. Bak. Harbiden vermiş lan. Allah Allah. Ben bunları ilk YouTube'a başladığımda ekmiştim ha bu fındık ağacını. Bakayım daha vermiş mi? İki tane yavrumuz tek var. Geri kalanları yok. Bak şurada da var. 2-3 tane gördün mü? Bakayım daha var mı? Bu bir sürü tutmuş o tarafa. Gel lan eşek seni unuttum mu ben oğlum? Oy oy oy. Seni unuttum mu lan ben? Serseri. Serseri seni. Ha bir tane daha geldi de. Bu ne duha. 4 tane kaldı. Bunlara bakalım bunlar ne yapıyor. Hadi gel oğlum sen çık. Çık sen. Durum nedir kızım? He? Normalde şu an yavrularınız çıkması gerekmiyor muydu? Ama hala bir şey yok. Yumurtaya da dokunmak istemiyorum. Bakın sanki bozmuş gibi bir havası var yumurtayı. Böyle bir koku aldım sanki. Gio Arans'ın yavrusunu çıkarmış arkadaşlar bir tane. Bizi yanaştırırsın. Nerede durum nedir? Ne rengi ne ya? Değişikmiş. Alacalılar ama değişikmiş. Bakalım. Fazla çekmek istemiyorum orayı. Tipler dişi mi yumurtanın üzerinde yine her zamanki? Yavrumuz maşallah.
kırmızı mı, kara mı? Dışarı çıkarmadığım için tam çözemedim ama kırmızı gibi görünüyor. Şu İstanbullulara bir bakacağım da onlarda durum nedir? İnşallah bu sefer iki yavruyu da beraber büyütürler ya. Bakacağız. Şu an iyi gidiyor. Kızım yine yumurtanın üzerinde oturuyor da ben yumurtanın boş olduğunu düşünüyorum ya. Oğluşum biraz hastaydı ama sanki biraz kendi toparlamış değil mi? Evet. Çok şükür. Yavru büyüyor. Burada Arap ailesinde durum nedir? Arap ailesinden baba Arap her zamanki gibi serserilik yapmaya ve benimle kavga etmeye devam ediyor. Yani babaya niye bu kadar saygısızlık yapıyorsun oğlum? Kulağını çekerim. Gel lan. Annemiz de yumurtanın üzerinde. Ben zaten şu an sabuni yani kula boşu boşuna oturuyor oraya arkadaşlar. Ben onun yumurtalarını kaydırdım. Bir tanesini araba verdim. Bir tanesini de çakmaklıyla şeye verdim. Çakmaklıyla Ermeni'ye verdim. Zaten aynı gün yumurtlamışlardı üçü de. Bu yüzden birbirleriyle paylaştırdım yumurtalar. Başka var mı bir sıkıntımız? Tipin diyorum, fitillinin bir tane yumurtası var şu an altında. Diğer yumurtası burada muamelansla şeyin altında. Kalemlinin altında. Kalemli yavru. Durum nedir? Bunun delikleri sanki dolmuş olur yoksa. Temizleyelim. Hayırdır oğlum, hayırdır. Ne istiyorsun? He? Baba muamelans gelmiş. Kapıyı aç diyor. Hadi geç. Yavruya yemek verecek herhalde. Ama yavru sanki biraz durgun gibi duruyor bugün ya. Bana mı öyle geliyor? Vallahi biraz keyifsiz. Aynen bak, baba yemek veriyor. Yavru biraz durgun. Yavruya bir damla atmamız lazım. Hasta mı sizce arkadaşlar yoksa? Postra biraz öyle oluyor da. Neyse. Şimdilik devam etsin. Sevgili dostlarım. Şu an iki tane yavrumuz çatıda. Geri kalan dört taneden hiçbir şekilde haber yok. Gelirler mi gelmezler mi? Allah bilir. Bir gecedir dışarıdalar. Her an her şey olabilir. Gelirlerse sizlerle paylaşacağım. Biliyorum siz de merak ediyorsunuz. Öğlen saat 12'de işe gideceğim. İşten geldikten sonra akşam diğer yavruları salamını yapacağım. Eğer etrafta bir yerdelerse onları çekmeye çalışacağız. O arada bölük de çıkacak. Hep beraber etraftaki yavruları toplamaya başlayacağız inşallah. Akşam videoyu devamını yapacağız inşallah. Şu an bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.